Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir eğer fonksiyonu, İngilizce kullanımlarda if fonksiyonu uygulaması yapmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde, bankaların transfer edecek paraya uyguladığı bir ücret var. Bu 0,05 oranında, ekranımı şöyle büyüteyim, eşittir burası çarpı, çarpı 0,05 oranında. Bunlar para transfer ücretleri. Ancak bu ücretler belli bir oranda yapıldığı için şu şekilde yapacağız formatı bozmamak için. Belli bir oranda yapıldığı için yüksek paralarda da çok büyük rakamlar ulaşacaktır. Yani 1 milyon lira transfer edecekse o zaman 500 bin lira mı alacağız, 50 bin lira mı alacağız? Bu durumda bunlara bir minimum rakam getirilmiş. Maksimum rakamı 500 lirayı geçmeyecek. Minimum da 10 liranın aşağıda olmayacak. Yani sen 5 lira da göndersen o senden 10 lira ücret alacak. Ondan sonra bir tanesini de 5 lira yaparız. Gerçi 100 lira var zaten. Arkadaşlar demek ki burada yine bir if fonksiyonu eğer fonksiyon devreye girecek. Çünkü bu yapılan işlemin 10 liradan küçükse 10 liraya, 500 liradan büyükse de 500 liraya indirgeyecek şekilde bir eğer fonksiyonu uygulaması yapacağız. Bunlar yine tabii ki hani şu şekilde olabiliyor. Hani biz banka mı hesaplayacağız, muhasebeci mi gibisinden. Mali işlerde evet bunlar rutin işler olarak sayılabilir. Ama biz burada şunu düşüneceğiz, amacımız eğer if fonksiyonunun kullanımlarını birçok senaryoda kullanarak öğrenmeye çalışmak. Böylece kendimize ilişkinde birçok senaryomuzda eğer'i, if'i rahatlıkla kullanabilmek. Evet, bu yapılan işlem ama çözümümüz bu değil. O zaman bunu siliyorum. If fonksiyonu, eğer fonksiyonu yazmak üzere fx'ten başlatıyorum. Buradan son kullanılanlardan, recently used'dan seçebileceğim gibi tümünden de eğer'i eğer ve yumuşak G tuşlarını tuşa basarak İngilizce'li if'ye karşıma getiriyorum. Koşulumuz nedir? Bununla bunun, onu parantez alalım, içine alalım. Çarpımının 0,05 çarpımının büyüktür 500 ve küçüktür 100 olması. Herhangi birinden başlayabiliriz. Küçüktür 10 olmasından bakayım. Herhangi bir yerden bir şey almıyorum. Direkt yazıyorum. Evet. %5 uygulaması paranteze gerek de olmayabilir ama hani parantez daha iyi bir, daha kontrollü bir matematiksel ifade. 10'dan küçükse 1'a. Ondan sonra tekrar soruyoruz. Bir eğer if daha. Buraya gidiyoruz. Bu sefer de o ifadenin yazayım tekrardan. Copy paste yapacaktım. 0,5 büyüktür 500 liraysa da 500 lira değilse de zaten doğrudan kendisinin çarpılması. Yani arada şeylerse %5 ile çarpılması. Bu şekilde formülümü gönderiyorum. Bakın bu para için bu para için 10 lira oldu. Biz 3 lira bile çıkarsak 10 lira olacak. Demin 12.500 lira gibi bir rakamdı. Bakın 500 lira 500 lira. Bakın böyle 4.000 lira için %5 kuralı gerçekleşti. Kimisi için %5 kuralı gerçekleşti. Bu şekilde %5 kuralı özür dilerim %0.5 yani anladınız, sıkıntı yok burada. Evet, önemli olan bir işlem yapabilmek, bir eğer'i kurgulayabilmek, if'i kurgulayabilmek. Tekrar fonksiyonumuzu açacak olursak önce bizim için burada olan şey bir eğer'e giriş noktamız. Bu yapılan işlemin ondan küçük olması durumunda 10. Yine yapılan işlemin 5, 2 tane koşul var.
Diğer durumlarda da zaten normalce. Böyle şeyleri daha çok sanıyorum iki sütunla yapıyorlar. Bir yere gelip %5'ini alıyorlar. Ona tekrar bakıyorlar. O da olabilir. Yani tamamıyla çözüm senaryosudur arkadaşlar. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.